Tayland'daki ilk gün. Avanang Toraykap. Filipinler'den yeni geldim. Yemeğin üstüne vitamin olsun diye. Üzerindeki tişörtü de aynı fiyata aldım. Değişik muhabbetler dönebilir. Mesleğini icra etmesi için gereken parayı verip oturup karşılıklı konuşmak istiyorum. Büyük ihtimal yüzünü çekemem. Krabi'de kaldığım otele ulaştım. Odama doğru yürüyorum şu anda. Yeni check-in ettim. Şöyle güzel bir havuzu var aşağıda. Motorlu tekmelerin sesini duyuyorum. Oldukça yakın olmam lazım sahile. Konumu dolayısıyla burayı tuttum. Şu anda odama geldim. Şöyle göstermek istiyorum size. Kapın kap. Otelime geldim. Şöyle bir balkona çıkmak istiyorum. Şöyle yan yana bir sürü oda var. Aslında yan taraftaki odanın balkonuna da bu şekilde geçebilirim. Aşağıda tam önünde havuz var. Gayet güzel bir otel. Buranın geceliği her şey dahil toplam yaklaşık 85 dolar. Konumu itibariyle Tayland için biraz pahalı olabilir ama konumu itibariyle tam tur teknelerinin hareket ettiği yerde. Birazdan sahile de gideceğim. Sahili de göstereceğim zaten. Şimdi bavullarımı çıkartıp bir elimi yüzümü yıkamak istiyorum. Daha sonra sahildeki videolarla karşınızda olacağım. Şu karşıda görmüş olduğunuz tekneleri kiralayarak Mailay Beach'e gideceğim. Bu tekneyle 3 dolar gidiş, 3 dolar da geliş. Toplam 6 dolara Krabi'ye, otelime geleli daha yarım saat olmadı. Şimdi Mailay'a doğru yola çıkacağım. Şu görmüş olduğunuz longboat tekneleriyle. Buradan Rayla'ya gidiş 100 baht, yani yaklaşık 3 dolara tekabül ediyor. Geri geliş işte saat 6'yı geçtiği için 150 baht alıyorlar. Aslında en iyi zamanı çünkü güneş batıyor. Görmüş olduğunuz gibi sahilde çok fazla insan var, çok fazla turist var. Ve sahilde, yani şimdi Filipinler'den geliyorum. Allah var, Filipinler'in yanına yaklaşamaz şuradaki sahil. Ama insanlar burada da denize giriyorlar. Burada da güneşleniyorlar. Yine manzara güzel, gün batımı tamam ama hakikaten deniz o kadar okyanusu değil, daha doğru olur. O kadar kaliteli değil burada. Şimdi Rayla'ya bir içe gideceğim. Arkamda görmüş olduğunuz tekneyle. Şu anda Rayla'ya bir içe geldim. İnanılmaz bir manzara var. Aynı El Nido'da olduğu gibi limestone kayalıklar var. Burası oldukça turistik bir yer. Para ulaşımına izin vermiyor. Turistler buraya hep teknelerle geliyor. Az önce de görmüş olduğunuz gibi burada kalan turistler bavullarını indiriyorlar teknelerden ve direkt otele geçiyorlar. Rayleigh Beach'in aslında en iyi zamanı şu an gün batımı. Oldukça turistik, oldukça kalabalık ama yapacak bir şey yok. Burası Tayland, Filipinler değil. Filipinler daha az keşfedilmiş bir yer. Burası herkes tarafından biliniyor. Bütün turistler Tayland'a ilk önce gelmek istiyor. Yaklaşık 2 saat, 1,5 saat arası burada zaman geçireceğim. Önce birkaç fotoğraf çekmek istiyorum. Daha sonra gün batımının keyfini çıkarmak istiyorum. Rayleigh Beach'te gün batımı böyle işte arkadaşlar. Muhteşem bir manzara var. Güneş 1 dakika sonra batacak. Ve Tayland'da Rayleigh Beach'te yeni bir gün bitecek. Denizin ve gökyüzünün rengi şu anda pembe bir hal aldı. Bir sürü turist var şu anda arkamda. Tayland'dan gün batımı manzaraları. Avanang Beach'e dönüp orada etrafı biraz kolaçan etmek istiyorum. Neler var neler yok görmek istiyorum. Belki biraz gece hayatı burada yaparım. Avanang Beach'te de bir şeyler varmış. Merak ettiğim, görmek istediğim yerler olabilir. Oraya da bir kolaçan etmek istiyorum. Şimdi şu görmüş olduğunuz long tail teknelerle kendime döneceğim. Avanang Toraykap. Avanang Toraykap. 150 baht dönüş ücreti. 150 for person. 100. Kap, thank you, Kap. You go with the cat? Yeah. Can I take a video? Yeah.
otelden tavsiye edilen bir Tayland restoranı var. Oraya gideceğim. Adı Kodiya. Taylandlıların yediği bir yer. Burada Krabi merkezde genelde zincir restoranlar, görmüş olduğunuz gibi McDonald's, Starbucks'lar, Amerikan restoranları, franchise'lar dolu. Ben Tayland'a geldim. Tayland yemeği yemek istiyorum. Gerçek, hakiki Tayland mutfağı tadına bakmak istiyorum. O yüzden burayı özellikle sordum. Ne tarz bir yemekle karşılaşacağım bilmiyorum. Şu anda tuk-tuk beni oraya getiriyor. 200 baht arkadaşlar fiyatı. 200 baht yaklaşık ne kadar yapıyor? 6 dolar, 6,5 dolar civarı bir para yapıyor. Aslında yani Filipinlere kıyasla tabii ki biraz daha pahalı ama turistik bir yerdeyim. 6-6,5 dolar normal yani. Şöyle düşünün, Singapur'da en turistik yerden otelime gitmek 6,5 dolar civarındaydı. Burada da aynı fiyatı veriyorum, biraz fazla aslında. Üzerimdeki tişört Tayland motifleri taşıyan bir tişört. Üzerimdeki tişörtü de aynı fiyata aldım, 6,5 dolara. O yüzden biraz fazla ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu ulaşım yolu, dönüşte belki başka bir şeyler bulurum. Yoğun tavsiye üzerine Burger Bank adlı bir restorana geldim. Şimdi burada geleneksel Tayland yemeğinin tadına bakmak istiyorum. İçecek olarak şöyle bir Hindistan cevizi geldi. Burada şu anda bir biber atıldı bir yiyeceğe. İnsanlar öksürüyor aşırı baharatlı bir hava olduğu için. Şimdi bu Hindistan cevizi smoothie'si. Özellikle sordu şeker istiyor musun diye. Ben şeker istemiyorum. Şekersiz olsun dedim. Çünkü zaten Tayland Hindistan cevizi kendiliğinden hoş gelen bir şekeri var. Ferahlatıcı, iç açıcı bir tadı var. Bunun fiyatı yaklaşık 1 dolar. Aynı fiyata bulgur alabiliyorsunuz. Az önce devasa bir bulgur fotoğrafı çektim. O burgerin fiyatı tam 3 dolar. Tenderloin steak sipariş verdim. Yanında patates kızartması ve sebzeyle geliyor. Ayrıca chicken satay siparişi verdim. Arkadaşlar şu anda chicken satay siparişim geldi. Şöyle göstermek istiyorum. Bu genelde Tayland'da sokaklarda satılan bir yemek. Curry sosuna batırılmış tavuk gibi desem yeridir. Yanında da verilen fıstıklı bir sos var. Bu arada steak de geldi. Devasa bir tabak. Şu steak'in fiyatı 3 dolar arkadaşlar. Oldukça iyi bir fiyat. Şunun fiyatı da 1 dolar. Yani şu anda 1 dolar da buna verdim. Toplamda masamda 5 dolara inanılmaz bir ziyafet çekiyorum. Taksiyle buraya gelmek daha pahalıydı, onu söyleyeyim size. Ve yemeğin ne kadar ucuz olduğunu bu şekilde anlatayım. Tadına bakmak istiyorum bunların. Şöyle bir chicken satay'dan başlayalım. Bu fıstık sosu biraz tatlı ama hafif acılığı da var. İnanılmaz bir tat veriyor. Köri de pişmiş tavuk parçaları. Izgara. Hakikaten tavsiye edildiği kadar var. Yediğim en iyi chicken sataylardan biri. Amerika'da Tayland restoranına gittim ama böylesini yemedim. Daha önce Bangkok'ta sokakta denedim. O da böyle değildi. Bu hakikaten çok lezzetli bir chicken satay. Şimdi bir de hazır şuradayken biftekle soslu ve üzerinde karabiberiyle oldukça iyi pişmiş. Hakikaten çok lezzetli. Tavsiye edildiği kadar Aonang'da McDonald's'lar, Subway'ler, bütün o zincir restoranlar var. Orada yemek yerine böyle gerçek Tayland yemeğini yemekten dolayı çok büyük memnuniyet duyuyorum şu anda. İyi ki sormuşum, iyi ki bulmuşum bir yeri. Şimdi yemeğimi bitirmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Tayland videolarıyla tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.